Vaizlik, Allah'ın dinini anlatmak, peygamber mesleği olarak var olmuş çok şerefli bir vazife. Fakat bizim tarihimizde de kussas dediğimiz zatlar ortaya çıkmıştır. Öyle ki stadyum dolu stadyumlar insanlarla dolmuştur. Yani stadyum yok o zaman, stadyum gibi mekanlarda insanlar toplanmış. Onların bazılarına el-bekkaun denilmiştir. Ağlayanlar ve ağlatanlar. Ağlamak için yanında kimyon bulundurmuşlardır. Efendim, Abbasilerin son döneminde Bağdat'ta bunları yasaklamak için çok ciddi çabalar gösterilmiş. İbnül Cevzi mesela bu konuda kussasla ilgili kitap yazmıştır. Suyuti'nin kitapları vardır, kussasla ilgili vesaire. Kullandıkları hadislerle ilgili İslam halifesi bir genelge yayınlamak zorunda kalacaktır. Bu kussasın konuşmalarında zikrettikleri hadisi Hatip Bağdadi görmeden kimse hadis okumayacak demiştir. Yani Hatip Bağdadi ayrıca vaizlerin okudukları hadisleri denetlemekle görevlendirilmiş. Yani tarihte de genelde ulema ayrı olmuştur. Vaizler biraz daha ayrı olmuştur. Ama bu vaizliğin zaman zaman kussaslığa ve işte el-bekkâûn'a yöneldiği olmuştur. Ben şahsen bunu ikiye ayırıyorum. Bir açıkça din istismarı yapanlar ile farklı yorumlardan yanlış da olsa farklı yorumlarda bulunanları ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Yanlış da olsa farklı yorumlarda bulunanları, yanlış konuşanları ilim ve hikmetle düzeltmek gerektiğini düşünüyorum. Yasaklarla olmaz. Yani başka yollar olmalı. Ama eğer açıkça bir din istismarı var ise, açıkça bir taraftar toplumaya dönüşmüşse, açıkça diyelim ki iffetsizliği, hayasızlığı adeta dinin bir meşru kıldığı bir şeye dönüştürmüşse, orada ben eğer hatırlarsanız bugün de sosyal medyada dolaşıyor. Son il müftüleri toplantısını ben görevi terk etmeden önce Adana'da yaptık ve Adana'da şunu ifade ettim. Yani sahte bal satanları yasaklıyorsunuz. Tamam, gayet güzel. Zehirliyor bizi. Peki ya sahte din satmaya kalkışanlarla ilgili yapacak hiç mi bir şeyimiz yok? Bunların ikisini ayırdıktan sonra gelelim Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu bunu çokça düşündü. Ben de hep şahit oldum. Bir defa dinin polemik malzemesi haline getirildiği yerlere girmek hakikaten daha başka sıkıntıları beraberinde getiriyor. Üzülerek belirteyim, bunu çözemedik. Yani çözmekte zorlandık. Ancak daha güzel bir yöntem düşündük biz. Bizatihi doğrudan bir araya gelerek, konuşarak. Yani mesela ben Ramazan'dan önce şeylerde, iftarlarda, sahurlarda görev alan hocalarımızla bizzat bir araya gelmeye çalıştım. Yani ya mesela Allah'ın ayetlerini böyle fon müziği eşliğinde vesaire, yani diyelim ki sahurda hepimiz sahura kalkmışız. Sahurda biz niye Kerbela'yı dinliyoruz? Yani gerçekten Muharrem ayında biz Kerbela'yı da şey dinleyelim. O kötülükten efendim başımıza getirdikleri üzerinde oradan dersler ve ibretler çıkar mı anlarım, ama bir bakıyorsunuz aynı anda, çünkü o acıklı sahneler daha fazla reyting getiriyor. Bu bence de şu anda İslam dünyasına baktığımızda en küçük sorun Türkiye'de yaşanıyor. Ben diğer İslam ülkelerini biliyorum. Oralarda çok daha büyük sorunlar yaşanıyor. Bu dijital devrimle birlikte Müslümanların ortak bir sorunu. Bunu ilim, bunu hikmetle, daha böyle zeci tedbirlerle olmaz.
zecri tedbirlerle olmaz. Ama bunu hikmetle, evet, konuşarak çözmemiz gerektiğini düşünüyorum.